Arkadaşlar merhaba. Endemi yeni tarz geometri sorularla oluşturduğu kitabının dik üçgen yani iki testiyle karşınızdayız. İlk sorumuzdan başlayalım. Ee, burada bir A blok var. Devrildiği zaman şuradaki yani şurası normalde B köşesi. B köşesi burada. Devrildiği zaman buraya gelmiş oluyor. E, devrildikleri durumda şu aradaki mesafe arkadaşlar bir birimmiş. Devrilmeden önce yani A buradayken B buradayken şu mesafede arkadaşlar 3 kök 5'miş. Şimdi burası 3 kök 5. Şurası da 6 zaten. Şurada Pisagor yaparsak 3 kök 5'in karesi 45. 6'nın karesi 36. 45'ten 36 çıkarsa 9. Demek ki şu mesafe kaç gelecek arkadaşlar? Kök 9'dan 3. Normalde yani bu blok diğer bloktan ne kadar uzunmuş? 3 birim uzunmuş. Yani şunun şurası x kadarsa dolayısıyla burası x kadarsa şunun tamamı x artı 3 olmalı. Burada bir birim kaldıysa buraya ne kalmış olacak yani x artı 3'ten 1 çıkartırsak x artı 2 kalmış olacak. Artık şurada oluşan dik üçgenli Pisagor'u yaptığımızda kısa olanın boyunu bulmuş oluruz. Yani x'i ne diyeceğim arkadaşlar? x kare artı 6'nın karesi eşittir. x artı 2'nin karesi. Zaten 6'yı görünce aklıma 6, 8, 10 üçgeni gelmeli. Burası 6 iken x'e 8 desem 8 artı 2'den 10 olur. Bu da sağlamış olur. Demek ki kısa olan bloğun boyu ne kadarmış arkadaşlar? 8 birim olarak bulunmuş olur. Doğru cevabımız 8'dir yani. Evet burada bir dolap kapağı var o açılmış arkadaşlar normalde uzunlukları vermiş bu durumda diyor arkadaşlar açıldıktan sonra yani K ile D noktaları arasındaki mesafe 80 yani şurayı birleştirirseniz diyor şurası 80'dir diyor e, şurası da kaç santimdi 28 değil mi şurası 28 birim şurayı uzatsam ben arkadaşlar şuradan birleştirsem şöyle tamam değil mi normalde kapaklar tamamı 120 ise bir tane kapağı ne kadar gelecek? 60. Yani şu kırmızı olan kapak burada ne kadar olacak arkadaşlar? 60. Yani şurası da 60 olacak. Doğru mu arkadaşlar? Ee, bize demiş ki K ile L noktaları arasındaki uzaklık. Yani şuranın tamamını sormuş. Aynı şekilde burada da oluşacak. Şöyle şöyle birleştirdiğimde. Yani ben şurayı bulursam. Şurayı zaten biliyorum. 60 buradan 60 buradan 120 idi. Başta vermişti. Ben şuraya k dediğimde şu k'yı bulduğum anda burada k olacak ve k yani 120 artı 2k'den 2 nokta arası uzaklığı k ve l arası uzaklığı bulmuş olacağım. Arkadaşlar şuradaki üçgenimi şuraya bir çizsem. Ee, şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Ee, şimdi şurası 80. Doğru mu arkadaşlar? Ee, şuradan şöyle alınmış. Şurası 60. Burası 80. Burası K. Burası da 28. Şimdi ben şuraya arkadaşlar M desem. Doğru mu? Şöyle yazabilir miyim? Şuraya yazayım. Bakın K kare artı M kare eşittir. 60'ın karesi desek. Bir de K kare artı M artı 28'in karesi eşittir. 80'in karesi dediğimde buradan ortak çözümle alttakinden üsttekini çıkartırsam K kareler gider. Ben neyi bulmuş olurum arkadaşlar? M'yi bulmuş olurum. Şimdi çıkartma işlemimizi yapalım. Onun için ben şuradan yeri açıyorum bu şekilde. Şimdi aşağıdan yukarı çıkartıyorum. K kareler gitti. Ne gelecektir? M artı 28'in karesi eksi M kare eşittir. 80'in karesi eksi 60'ın karesi. A kare eksi B kare bir düşünsek çarpanları ayırma yapsak arkadaşlar biz burada. M artı 28 artı M'den 2M artı 28 Çarpı m artı 28 eksi m'den 28 eşittir. 80 artı 60 140. 80 eksi 60 da 20 olarak gelecektir. Şunlar gitsin. Burada kaç kalsın? 5 kalsın. O zaman 2m artı 28 eşittir. 5 kere 20'den 100 gelir. Buradan m'miz de 100 eksi 28 72 72 bölü 36 olarak bulunmuş olur. M'miz 36 ise arkadaşlar onu da yukarıda yerine yazalım. Dönelim tekrar şuraya. M'yi 36 bulduk. Unutmayın. M eşittir 36. Şurada yerine yazdığımda zaten şu gelecektir. K kare artı 36'nın karesi eşittir. 60'ın karesi. Doğru mu arkadaşlar? Buradan bakın 5'in 12 katı. 3'ün 12 katı. O zaman K'mıza 4'ün 12 katı. Kaç olmalıdır yani? 48 olmalı. 3, 4, 5 üçgenin katları gelmiş. Şurası 48. Bizi zaten 120 artı 2K'yı soruyordu. 48 çarpı 2, 96. 96 artı 20'den 216 olarak buradaki K ve L noktaları arası uzaklığı hesaplamış oluruz arkadaşlar. Doğru cevabımız 216 olmalıdır. Bir sonraki sorumuza geçelim. Bir evin ön tarafına basamak genişliği 40 cm olan 6 özdeş basamaklı bir merdiven yapılmıştır. Merdivenin sağlamlığını arttırmak için C köşesinden bir destek yapılacaktır. Yani şöyle bir destek yapılacak arkadaşlar. Şu şekilde. Doğru mu? Şuraya yapılacak. Şunu soruyor bize. 90 olarak koyalım şöyle. Şimdi arkadaşlar basamakların genişliği 40 er santimse 40, 80, 120. Şu 40 aşağı indirdim, 40 aşağı indirdim, 40 aşağı indirdim. Şurası kaç birim olmuş oldu yani? 120. Burası tam orta nokta. Bakın 1, 2, 3 merdiven, 1, 2, 3 merdiven. AB 3 metre vermiş. Yani 300 santim demek. 300'ü 2'ye bölersem şurası da kaç gelir arkadaşlar? 150. Bana şu desteğin uzunluğunu sormuş. Yine x deyip pisagor yapabilirim ama. Bakın 150, 125'in 30 katı. 4'ün 30 katı. Burası da o zaman 3'ün 30 katından 30 çarpı 3'ten kaç olarak bulunmalıdır arkadaşlar? 90 olarak bulunması gerekir arkadaşlar. Demek ki doğru cevabımız 90 olmalıymış. Şekilde katlanıyor üçgenimiz arkadaşlar. Zaten bu 45 45 90 öyle değil mi arkadaşlar? İkizkenar dik üçgen. Yani bunu katladığımızda şurada bir kare oluşturmuş olacağız aslında. Çünkü şuralar 45, 45 45 45 45 gelecek. Diyor ki arkadaşlar e, burada uzunluğu da vermiş. 2'ye 6. Yani burası 2, burası 6. E'nin e E'nin diyor arkadaşlar. Şöyle biraz. Şöyle yapalım. E'nin e, BK'nın orta noktasına olan uzaklığı. Yani şurayı birleştirirsek şöyle. Şunlar eşit olsun diyor. C'nin KL'nin orta noktasına olan uzaklığı. Şurayı şöyle birleştirdiğimde şunu birleştir diyor. Şunlar eşit olsun diyor. Bir de şunun orta noktasına uzaklığı. Şurası. Yani durun şunu şöyle yapayım daha rahat yazarız. Şunlar tek nokta. Şunlar eşit. Ee, bunların toplamları 10'muş. Yani şu benim birleştirdiğim 1, 2, 3 tane uzunluğun toplamı 11'inmiş. Bana EC kaçtır demiş. EC dedi de burası. Aslında burada bir kare oluşmuştu. Yani her birini bulabilirim. Şu olabilir, bu olabilir, bu olabilir, bu olabilir. Her birini soruyor. Sonuçta şuraya x dersen bana x'i sormuş oluyor. Arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada bir tanesinden yapalım. E, burası 90 derece değil mi? Hani 45 de simetrik olarak katlandı. 45-45 buraya 90 geldi. Burada 90 aynı mantıkla şurası 90 gelecek. Mesela bakın burada muhteşem üçlü oluşmuş. Yani ben buraya x kadar desem burası da x, burası da x kadar. Şuraya y kadar desem y kadar. Şu birleştirdiğimde ne olacak? Y kadar. Şu minicik yerde de z kadar, z kadar desem şu benim içeride birleştirdiğim ne kadar olmuş olacak? Z kadar olmuş olacak. Bana x'in, y'nin ve z'nin toplamının kaç olduğunu söylemiş soruda 10 birim olduğunu söylemiş. E baktığımız zaman şu hipotenüsüm 2x artı 2y artı 2z bana x artı y artı z'ye 10 demişti. O zaman 2x artı 2y artı 2z onun iki katından kaç olarak bulunacaklar arkadaşlar? 20. Demek ki benim şu ab kenarım kaçmış aslında? 20'ymiş. E ben buralara da e, k uzunluk k uzun. Gerçi burada x'i kullanmışım. Şurada kafamız karışmasın. Şunlara k diyelim. K uzunluk, k uzunluk dersem şurada Pisagor yaparsam aslında neyi bulmuş olurum? Benden istenen k'yı yani ec uzunluğunu bulmuş olurum. Ne diyeceğim arkadaşlar? k artı 2'nin karesi artı k artı 6'nın karesi eşittir 20'nin karesi demem lazım. Yine dediğim gibi 3, 4, 5 üçgenini düşünelim. 5'in 4 katı gibi düşünsek. Burada bir yerde 3'ün 4 katı 12, diğerinde de 4'ün 4 katı 16 varsa sorun ortadan kalkmış olur. Zaten burası bundan daha uzun. 5'in 4 katı, 3'ün 4 katı 12'yi buraya düşünsem K'mın 10 olması lazım. Onu buraya yazdığımda 16, 6'dan da burası 16 gelir. Demek ki K'mızın kaç olması gerekiyormuş hakikaten? 10 olması gerekiyormuş. 3, 4, 5 üçgenin katları varmış. K dediğimiz uzunlukta zaten EC uzunluğuydu. Demek ki EC'miz de 10 olarak bulunmuş olur arkadaşlar. Burada bir oyun anlatmış. E, temel mantıkta ama soruyu okuduğumuzda anladığımız şu anda diyor periye en uzakta olan kimdir diye sormuş bize. Hepsini birleştireceğiz. Şurayı birleştirdiğimde bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 öyle mi Pardon. 1. Şuradaki dik üçgenden hesap yapacağım yani. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Burası yani şu uzunluk kök içinde 6'nın karesi artı 1, 2, 3, 4, 5, 5'in karesi gelecektir. 36 artı 25'ten kaç gelir yani? kök 61 gelir. Sami'yi birleştirdiğimizde arkadaşlar yine bu sefer şu dik üçgenden bakacağız. 1, 2 yani burası 2'nin karesi artı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yani 7'nin karesi gelecek. 49, 4 daha ne geldi? 53. Şu anda en uzakta olan pardon en yakında kalan ebe oluyormuş. Şu anda bu daha yakın. Çünkü buradan ne gelmiş oldu? Kök içinde 53 gelmiş oldu. Şimdi bu tarafa bakalım. Şurayı birleştirdiğimizde şurada bir dik üçgen oluşmuş olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7'nin karesi 49. 1'in karesi 1 olduğu için 49 artı 1'den kök 50 olacak. Bu da yakın oldu. Bu daha yakın şu an. Şurayı birleştirdiğimde arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7'nin karesi. 1, 2, 3, 7'nin karesi artı 3'ün karesinden. Burası zaten bundan büyük çıkacak. Hiç hesaplamayalım bile. En son şunu birleştirdiğimde arkadaşlar. Bu zaten en uzun sanırım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bu daha da uzak kalacak. Bulduğumuz en küçük değer kök 50 olduğu için arkadaşlar. Kök 50 de utku olduğu için yeni evimiz kim olacaktır yani burada? Utku olacaktır arkadaşlar. Doğru cevap utku olarak bulunmuş olur. 6. sorumuza geçelim. AB eşittir 34 santim demiş. Uzunluklarımızı vermiş. Katladığımızda bakın bunu buradan katlamış. Bunu bu taraftan e, ve hepsi burada birbirine çakışmış. Yani burada arkadaşlar şöyle bir şekil oluşmuş bakın. Yani şurası şuna eşit. Şurası şuna eşit. Şu uzunluk şuna eşit. Bunu da nasıl gösterelim? 1, 2, 3, 4 çizgi atalım. 1, 2, 3, 4. Bu da buna eşit olmuş. Aynı zamanda katladığımızda arkadaşlar e, şunların da eşit olması lazım ki tam buraya denk gelsin. Yani şu da ona eşit. Burada da 1, 2, 3, 4 çizgi birbirine eşit. Hepsi burada mektup gibi katlanmışlar. Hepsi birbiriyle çakışmış. Bize Kp eksi Pl kaça eşittir demiş. Aslında bakın şöyle birleştirdiğimde muhteşem üçlüler oluşacak. Burası 90 gelecek. Burası da kaç gelecek yine? 90 gelecek. Yani şu üçgenimi tekrar çizersem şu ABC üçgenimi aslında bana soruda şöyle vermiş. Şu uzunluğu arkadaşlar AC uzunluğunu 20 vermiş. Şuradaki AB uzunluğunu 34 vermiş. AC'yi de pardon BC'de 42 vermiş. Ben bunları katladığımda şurada nasıl bir üçgen oluştu arkadaşlar? Şöyle dik bir, dik bir üçgen oluşmuş oldu. Şuraya X desem, şuraya da 42 eksi X desem, şuraya Y desem aslında e, Pisagor'dan yapabilirim. Ne diyeceğim? 34'ün karesi eşittir y kare artı 42 eksi x'in karesi 20'nin karesi eşittir. Y kare artı x kareden yine birbirini yok ederek az önceki soruda yaptığımız gibi yapabiliriz. Ama dediğim gibi bu tip soruyu gördüğümüzde denemeye çalışalım. Tekrar çizeyim üçgenimi. Yani hani bildiğimiz dik üçgenlerden gelir tahminen. Şurayı birleştirdik. Bir kere ben burada 34'ü gördüğümde 17'nin iki katı gibi düşünüyorum. 17 olunca aklıma hangi üçgen gelecek? 8, 15, 17 üçgeni gelecek. Şurası tahmin edeyim. 8'in 2 katından 16 olsa burası da 15'in 2 katından kaç olmalıdır o zaman? 30. Soru da buranın tamamını 42 vermişti. 42'nin 30'u buradaysa buraya kaç kalır? 12 kalır. 3'ün 4 katı, 4'ün 4 katı, 5'in 4 katından 20 olur. Benim bu üçgenimi sağlamış oldu. Demek ki benim buradaki şu dik uzunluğum 16. Burası 30. Burası da kaç olmalıymış? 12. Şimdi bakın şurası 30 oldu. Burası da 12 oldu. Bana KL yani şurası P noktası bu şekilde. Tamamı 30 ise buraya kaça kaç ayrılacak? 15'e 15. Tamamı 12 ise kaça kaç ayrılacak? 6'ya 6. Demek ki şu KP uzunluğum 15. Şu PL uzunluğu kaç oldu arkadaşlar? 6 oldu. Benden de KP eksi PL'yi istemiş. 15 eksi 6'dan doğru cevabımı 9 olarak bulmuş olurum. Arkadaşlar çok güzel farklı bir soru. Tam sınavda çıkabilecek bir soru tarzı arkadaşlar. Bence. 7. soruda eksik puzzle parçasını bulmamızı istemiş. AB'ye 9 birim vermiş. AC'ye 15 vermiş. 5'in 3 katı, 3'ün 3 katı, 4'ün 3 katından kaç gelecek arkadaşlar? Dik üçgen demiş zaten. 12. Burası 12 olmalı. Şimdi BD'ye şurayı yani 5 vermiş. EC'ye 4 vermiş. 5 4 daha 9. Tamam 12 olmalı. Buraya kaç kaldı o zaman? 3. Demek ki benim bulacağım 3 birim bir uzunluk olması lazım. Şıklarıma baktığımda 4 var. 4 var. 4 var. Şu ikisinden biri olacak. Şuradan bakarsak altının çıkıntılı olması gerekiyor. Alt tarafta bir çıkıntı olması lazım. Alt tarafta çıkıntı olan hangi şık arkadaşlar? D şıkkı olduğu için D şıkkını işaretliyorum arkadaşlar. Burada da yine sınavda çıkabilecek tarzda çok güzel bir soru hazırlanmış arkadaşlar. Bakın şimdi şuradaki havuzun şu genişliğini 4.5 olarak vermiş. Adamın boyunu bir buçuk metre demiş. Ee, şu çubuğun uzunluğu çubuğu da tam böyle e, koyduğunda köşegen oluyormuş. Yani ben bakın şuradaki şu uzunluğa şuraya x desem adamın boyu da bir buçuk olduğu için aslında çubuğun uzunluğu ne olacak? x artı bir buçuk. Yani şu çubuğun uzunluğu nedir? x artı bir buçuk olmalıdır arkadaşlar. Şuraya ne demiştik zaten? x demiştik. Burası da kaçmış? Dört buçuk. Burada 90. Pisagor'umuzu yazacağız. x kare artı dört karesi eşittir x artı bir buçuğun karesi gelmiş olacak arkadaşlar. Buradan yapabiliriz. Şöyle bir şey diyelim arkadaşlar. Her tarafın iki katını alıp daha rahat yapmaya çalışalım. Sonradan x'imizi buluruz. Yani ben şöyle yeni bir üçgen çizeyim. Her tarafın iki katını alırsam x yeni buraya ne yazdım? 2x burası dört buçuğun iki katından dokuz Burası da 2x artı 1.5'un 2 katından 3 gibi düşünelim. Hemen 9'u görünce yine 3'ün 3 katı desem. Burası da 4'ün 3 katından ne olmalıdır? 12. 2x 12 ise 12 artı 3'ten burada 15 gelir. 9, 12, 15 sağlanmış olur. Demek ki x değerimizi aslında bulduk. E, 9 dedik. Burası 12 olmalı. Yani 2x'in kaç olması gerekiyor? 12. x de buradan kaç çıkmış olacak arkadaşlar? 6. Dediğim gibi her zaman Pisagor'u yazmayın. Böyle bildiğimiz dik üçgenleri aklınıza getirerek, getirerek yakalamaya çalışın arkadaşlar. Demek ki aradığımız x değeri kaçmış arkadaşlar? 6 olarak bulunmuş olur. Yani doğru cevabımız burada E şıkkıdır arkadaşlar. Piyasadaki en iyi kitaplardan en demin yeni tarz geometri sorularından bir testi daha sizler için çözmeye çalıştık. Umarım açıklayıcı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.